Evet, herkese merhaba. E, Alevi örgütleri e, 10 Aralık'ta, pazar günü bir miting düzenleyecekler e, Kadıköy'de. Bu miting e, tabii ki layık eğitim, insanca yaşam ve demokratik Türkiye başlıklarını kapsıyor. Bu başlıklar Türkiye'de yaşayan hemen hemen bütün toplumsal kesimlerin e, ortak derdi, ortak sorunu. Aslında Türkiye'de makbul vatandaş olmayan, yani Türk ve Sünni olmayan, her toplumsal kesimin, her inançsal kesimin, hem etnik, kültürel kimliklere sahip insanların yaşadığı sorunların taşıdığı başlıklar bunlar. Tabii en başta şunu söyleyelim. Ya bu mitinglere katılsak ne olur, katılmasak ne olur eğilimi çok fazlasıyla yaygınlaşmış durumda. Özellikle 14 Mayıs seçimlerinden sonra kimi toplumsal e, meselelerde e, bir duyarsızlık, bir bıkkınlık, bir yılgınlık söz konusu. E, ama şunu bilmemiz gerekiyor, yani bütün bu e, yaşamış olduğumuz Sorunlar, sıkıntılar, özellikle e, e, Alevi toplumunun e, yaşamış olduğu sorunlar, sıkıntılar, Kürt halkının yaşamış olduğu sorun, sıkıntılar. Tam da demin söylediğim gibi makbul vatandaş olmayan, bu ülkenin makbul vatandaşı olmayan Türk toplumsal kesimlerin yaşadığı sorun ve sıkıntıları aşmanın yol ve yöntemleri e, tabii ki bunun için demokratik mücadele vermektir. Türkiye'de maalesef her şey sandıklara endekslenmiş durumda. Yani seçimle her şey değişir anlayış var ama demokrasinin olması olmaz sadece sandık seçim değildir. Demokrasinin ve demokratik işte işin kuralları içerisinde demokratik kitle örgütleri, demokratik talepler, bu konuyla ilgili gösteri, yürüyüş, protesto, basın açıklaması ve benzeri bütün hepsini sıralayabiliriz. O anlamıyla demokratik tepkilerde demokrasinin bir gereğidir ve olmazsa olmazdır. Şu anlamıyla yaşadığımız yani bizleri yöneten iktidar, bu ülkeyi yöneten iktidar daha doğrusu biliyoruz ki çokça demokratik olmayan uygulamalar içerisinde özellikle eğitim alanında tümüyle Alevi çocuklarının asimilasyonuna yol açacak bir sistem uyguluyor. Eğitimi tümden dinselleştiriyor. Bizimki önce hani imam hatipler dedik, yok, ilahiyat fakülteleri ya da işte e, okullardaki din dersleri, bütün bunların hayatı dinselleştirdiği üzerine kurulu tezler ortaya koyduk, itirazlar yaptık. Bunun demokratik ülkelerde layık bir e, toplumsal yaşam içerisinde olmayacağını da ifade ettik. Fakat e, bu iktidar, AKP iktidarı bütün bunları, yetmez gibi eğitimi tümden dinselleştirecek bir eğilim içerisine girdi. Tabii onları var eden şeyler bunlar. Onların e, siyasi hayatta var olmaları e, bütün toplumun dinselleşmesine bağlı. E, bunu da e, böyle görüyorlar aslında. Onun için de e, artık okullarda sadece din dersleri yok, e, matematik dersleri daha, dahi 2 artı 2, 4 eder inşallah şeklinde verilmeye başlandı. Ee, yani eğitimde e, dini referanslar e, her zaman e, en ön saflarda duruyor. Bu da e, Türkiye'deki bilimsel eğitimi yok eden, laikliği ortadan kaldıran tümüyle zaten e, bir uygulamaya sebep oluyor. Bütün bunlara karşı e, en başta Alevi toplumu olmak üzere Türkiye'nin demokrasi güçlerinin tamamının ee, bu iktidarın e, bu tür yaklaşımlarından ve dini kendi siyasetine alet eden e, dinin kendi özünü de e, özünden de uzaklaştıran bu uygulamaları karşısında itiraz etmemiz gerekiyor. Ya yani bu itirazı demokratik yol ve yöntemlerle yapmamız gerekiyor. Nedir bunlar? Tabii ki en başta mitingler, işte basın açıklamaları bununla ilgili itaatsizlik eylemleri olabilir. Yani sivil itaatsizlik eylemleri. Ve e, dilekçeler, davalar, bütün bu demokratik yol ve yöntemlerin denenmesi gerekiyor. Ve bütün bunların e, kabul etmediğimizi, bu dayatmaları, bu uygulamaları kabul etmediğimizi ortaya koymamız gerekiyor. Öbür türlü herkes sessiz olduğu sürece iktidarda bu uygulamalarını arttırarak devam ettirecektir. O anlamıyla e, 10 Aralık e, pazar günü düzenlenecek olan e, miting e, bu anlamıyla önemlidir. Bizim itirazımızı dile getireceğimiz bir alandır e, bu anlamıyla. Ben o nedenle eee Alevi toplumu başta olmak üzere tüm e, demokrasi kamuoyunun kendisini demokrasiden yana, e, laiklikten yana, insanca yaşamdan yana, demokratik Türkiye'den yana gören herkesi onlaralık e, pazar günü Kadıköy'de bekliyoruz.